Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programa devam etmeden iletişim bilgilerini verip inşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. 0216 488 0488 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 0541 428 47 88 numaralı telefondan da WhatsApp yoluyla inşallah sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam birkaç mesaj var, onları okuyup inşallah başka bir konuya geçmek istiyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben Adıyaman'ın Kahta ilçesinde oturuyorum. Hocam size bir sorum olacak. Hocam oy kullanmasam kafir olur muyum demiş sevgilicimiz. Bu referandumda evet veya hayır oyu kullansam kafir olur muyum? Lütfen cevabınızı verir misiniz demiş sevgili izleyicimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığıyla ilgili bayağı uzunca bir yazı yazmış sevgili izleyicimiz. Bunu okumamız biraz zor ama hani Demirel'in tarafsız olmadığı gibi bir açıklama yapmış sevgili izleyicimiz. Başka bir izleyicimizin siz Hristiyan Avrupa Birliği bakanlarında hakim diyorsunuz. Kemalizm'den Tayyip'in putuna geçmek için ikisine de hayır demiş sevgilicimiz. Yalnız dersem yurt dışından yazıyor. Evet sevgili hocam. Malum bu 15 Temmuz saldırılarından sonra, terör saldırısından, alçak saldırılardan sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ firarı askerlerinin iadesiyle başlayan süreçte malum bu işi Yunanistan sürüncemede bıraktı. Hatta görüyoruz gayet bakımlı, kıyafetli, iyi hal indirimine istercesine kıyafetlerle hakim karşısına çıkmaya çalışıyorlar bu terör örgütü mensupları. Onun akabinde Ege'deki Kardak krizi patlak verdi. Geçen Genelkurmay Başkanımız gitti. İşte onlar kendi evimizde geziyoruz, atışlar yaptılar veya atlamalar yaptılar. Bu Ege'deki Kardak krizin altında yatan sebepler nelerdir hocam? Teşekkür ediyorum. Şimdi en önemli neden şu sevgili izleyiciler. Bir kere Yunanistan bizim komşumuz, küçük bir ülke. Ekonomik krizle zaten çarpışıyor, mücadele ediyor. Şu an abilerinin yani AB ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin direktiflerini dinliyor. Evet. Ona göre bize dikleniyor. Misal, şimdi 15 Temmuz hain kalkışmayı planlayan kimdi? CIA'ydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Burada Burhan Kuzu Bey bir tweet atmıştı. Yaklaşık 3-4 ay önce. Ne demişti? 13 tane CIA ajanı, 26 tane Türk. Büyükada'da, otelin ismini de verdi. Otelde toplantı yaptılar. Bu kalkışmayı 14 Temmuz'da planlayıp son halini verdiler. O gün bize gelen bilgilerde o gün Yunanistan'a giden bir tane helikopter değil, iki tane helikopterimiz var. Evet. Bu hain FETÖ terör örgütü ve Amerikancı kalkışmaya destek veren askerlerle beraber 13 tane ve bu 26 tane de büyük olasılıkla o helikopterlerin içindeydi ve Yunanistan'a bu helikopterler indirildi. Ve bunu bize vermeyeceğini biz 16 Temmuz'da Ahmet Bey'le program yaptık öğlen 3'te burada. Evet. Yani kalkışmadan bir 12 saat sonra, 15 saat sonra burada dedik ki vermezler, mümkün değil. Evet. Bak kaç ay geçti aradan? 8-9 ay geçti, 8 ay geçti. Verdiler mi? Vermezler. Niye? Çünkü onlar ne yaptılar? Kendi elemanlarının ülkesini, paravan ülkesine götürdüler. Oradan da Amerika'ya kaçışlarını sağladılar. O askerleri de görüntülük olarak tutukladılar. Bir mahkemeye çıkarıyorlar. Salalım mı yoksa niye salmıyorsun sen bunları? Evet. Hani komşuyuz biz? Değil. İşte burada Almanya'nın ve Fransa'nın ve AB ülkelerinin ve ABD abilerinin sözünü dinliyorlar. Yoksa bize kalkıp hareket yapacak ne halleri var, ne ekonomik durumları var, ne güçleri var. Ne bütçeleri var, ne halkı var, ne askeri var yani. Ama burada dikleniyorlar. Nedir? İşte bizi oyalamak, bizi Türkiye'yi her halde şu iktidarı oyalamaya çalışıyorlar. Ama ekonomik olarak, ama komşularda işte rahatsızlık vererek, ama terör örgütlerini havaya sokarak. Bütün olay bundan ibaret diye ben görüyorum. Hocam belki zaten de basına yansıyan da şöyle bir şey var yani. Biz Türkiye'ye bundan niye fırsat bulamayız saldırmak için gibi, buyurun, bir açıklamaları da var yani. O
oradaki tutuklu FETÖ'cü hainlerin Türkiye'ye iade etmemelerinin sebeplerinden bir tanesi şöyle bir şey de olabilir. Eğer iade ederlerse sizin Recep Bey'in biraz önce anlattığı benzeri bilgileri Türk mahkemelerinde tekrar dile getirirlerse o malum yapı zor duruma düşer. Evet. Deşifre anlamında deşifre olabilme ihtimalleri olduğundan dolayı evet. Türkiye'ye iade etmiyorlar ve etmeyecekler de. Evet. O gün de söylemiştik dediği gibi Recep evet. Bey'in. O gün de söylemiştik. Bunları Türkiye'ye iade etmemek için ellerinden gelen çeşitli oyunları yapacaklar. Çeşitli değişik senaryolar üretecekler ve işi soğutacaklar. En nihayetinde de Türkiye'ye bunu iade etmeyecekler. Bir şekilde bunlar böyle işi soğutup olayı kapatacaklar şeklinde beyan etmiştik. Evet. Nitekim geldiğimiz süreçte bizi haklı çıkardı. Maalesef ki bizi haklı çıkardı. Evet. Kardak krizi de işte bu göstermelik işin gözdağı yani bahanesi diyelim yani Kardak. Kardak ne? Kardak dediğin 3-5 metrekarelik bir kayalıktan... Gözdağı derken Türkiye tarafından mı? Hayır. Şöyle. Yani bahane ederek Türkiye'ye karşı uygulayacakları bazı olumsuz durumların bahanesi şeklinde Kardak'ı ortaya sürüyorlar. Yoksa Kardak dediğinizin kendi başına hani hiçbir kıymet harbisi olmayan 3-5 metrekarelik bir kayalıktan bahsediyoruz. Zaten oysa ki onun daha iyileri Kardak'tan yani Kardak'tan daha yakın hocam, bize daha yakın adalar var. Biz hareket yapsak oraya yaparız evet. Yani. Anlatabiliyorum herhalde değil mi? Fiziki olarak Türkiye'ye daha yakın hani kayalıktan ziyade kayalığı geçtim. Bildiğiniz ada ve insan yaşayan bir ada var ve bize bizim sınırlarımıza Kardak'tan çok çok daha yakın. Evet. Sevgili izleyicimiz 1949 yılından bu yana anayasada Kur'an okuyup öğrenmek yasaktır ibaresi yeni anayasada kaldırılacak mı diye bir mesaj atmış sevgili izleyicimiz. Hocam bu yeni referandumla beraber MHP ile AK Parti'nin referandum sürecinde mecliste ortak hareket ettiğini gördük. Bu ortak hareket etme tezahüründe seçim kampanyalarına ayrı ayrı seçim kampanyası düzenleyeceğini açıkladılar. Hatta Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın da ayrı ayrına bunları yapacaklarını. Bu birlikteliğin sizce ne amaçtı, ne maksattı? Birliktelik adı altında bir koalisyon kurdular. Siz bunun uzun yıllar süreceğine inanıyor musunuz bu birlikteliği? Şimdi zaten bu yeni başkanlık sistemiyle beraber yani adı Cumhurbaşkanlığı olmuş, adı başkanlık olmuş ne olursa olsun yeni yapılacak bu sistemde bir taraf olmak zorundasınız. Evet. Taraf olmayan da bertaraf olacak zaten. O yüzden bunu gören de Devlet Bahçeli Bey ne yaptı? Mevcut hükümeti beraber hareket etme, ortak hareket etme kararı aldılar ve bunu da mecliste başardılar. Mecliste CHP'nin ve HDP'nin çok karşı çıkmasına rağmen 339 oy zannediyorum alarak bunu başardılar. Ve bunu da şimdi halkın önüne götürüp sandıkları orada başarmaya çalışacaklar. Yapılan anketlerde de büyük oranda evet çıkacağı bir gerçek. Bunu uzun yıllar sürdürebilirler mi? Sürdürmeliler. Zaten eğer anayasa değişirse otomatikmen artık beraber hareket etme olayı aşikar olacak. Mesela daha açık konuşayım. Yeni başkan seçildiğinde MHP'ye ne yapacak? Bakanlıklar verecek. Yani MHP'nin içinden çıkmış insanları bakanlıklara atayarak tabii bunlar anlaşmalara bağlı yani olacak. MHP'ye bakanlık verecek demeyelim de şöyle. Ben öyle öngörüyorum. Yakın insanlar bakanlıkla görevlendirilecek veya yok, öyle olabilir. Peki yok, öyle bir garanti var mı? Yok tabii yani ki yok. Yok ya ben ona pek ihtimal vermiyorum bu ama. Bu hakikatli pazarlıklar olduğunu düşünüyorum ben. Onu pazarlık olarak söylemeyelim lütfen. Yani devletin, milletimizin yararına bir konuyu pazarlık konusu gibi biz konuşursak başkaları çok daha farklı. Ben biraz realciyim yani gerçekçiyim. Tamam eyvallah. Ama kendi öz düşüncemi. Bunun adını böyle pazarlık olarak koymasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ama biliyorsunuz yani şimdi, o zaman siz bakın, açtınız. Bakın Recep Bey, Recep Bey. Siz açtınız. Bunun adını pazarlık olarak koyarsak şöyle bu sefer FETÖ'cüler, PKK'lılar, CHP'liler bu pazarlık ifadesini alırlar. Çok çok daha bizim senin burada anlatmak istediğin anlamın
çok dışında bir şekilde lanse etmeye kalkarlar. Allah muhafaza. Yani o manada söyledim ben. Şöyle pazarlık ifadesini kullanmayalım diye. Daha net açayım olayı. Biliyorsunuz bu meclise gelme tasarısı yaklaşık 1,5 ay sürdü. Başbakanla Sayın Devlet Bahçeli, Başbakanımızla beraber birçok toplantılara girdiler. Burada illaki bir takım şeyler konuşuldu. Ya niye şu olamaz mı? Devletin, milletin yararına feragat etme olabilir. İlla bir yani bir karşılık mı olması peki, lazım? Bunu da halkın görüşüne sunmuş olduk. Ben fikrimi söyledim açıkça. Yani ben burada işin evet. pazarlık boyutunun çok ciddi bir şekilde evet. ele alındığını düşünmüyorum. Burada çünkü burada defaatle bu programda defaatle biz bile dile getirdik ki şu anda devletin ve milletin bekası saldırı altında. Bu milletin ve devletin bekasının saldırı altında olduğu bir ortamda yani basit pazarlıklar mevzu bahis dahi yapılamaz, yapılmamalıdır şeklindeki beyanlarımızı defaatle dile getirdik. Şimdi bunun mukabilinde, bunun karşılığında biz kendimiz hani böyle olmuştur gibi ifadeler kullanırsak kendi kendimizi yalanlamış oluruz. O yüzden evet. ben Recep Bey'e katılmıyorum bu konuda. Hocam bir sorum olacak. Selam. Saadet Partili arkadaşlar neden Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar demişler. Hocam belki bu soruyu sorduğumuz için veya konuştuğumuz için sevgili izleyicilerimizden bilemiyorum. Tepki veya övgü gelebilir ama ben yine de sormak istiyorum bu soruyu. Çünkü bu bizim geçmiş programlarda hiç konuşmadığımız bir konu. Ama çok böyle üstünde durulması gerektiğine inandığım için sizlere sormak istiyorum. Sizin de değerli görüşlerinizi inşallah almak istiyorum. Malum Türkiye Futbol Ligi çok sıkıntılı bir lig. Yani yapılan hafta sonu veya önümüzdeki, geçmişteki özür dilerim maçlara bakıyoruz. Hep bir kargaşa, hep bir kavga. Mesela belediyelerin veya devletin otobüsleriyle maça gidiliyor. Otobüsler paramparça. Gelen şahıs camlar kırılıyor. Şimdi on akabinde bakıyoruz, çok çabuk unuttuk. Beleştepe denilen yeri Şehitler Tepesi olarak Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Şurada iki ay gibi bir zaman olmamasına rağmen hafta sonu yine gördük ki her yer perişan halde. Şimdi bu camları kıran vatandaşlarla veya otobüsleri parçalayan insanlarla otobüsleri yakan insanlar arasında bir fark görüyor musunuz? Evet. Bir de bu zannedersem 45 şehit verdik biz Vodafone Arena'da. Yani bunun çok çabuk unutulduğunu görüyorum ben. Özellikle buradan spor bakanına, kulüp başkanlarına, yöneticilerine, teknik direktörlere. 2-3 tane yabancı futbolcu birbirine giriyor. Bunlar zaten sözleşmeli olan insanlar. Seneye belki sezon sonunda burada olmayan insanlar. Ama bakıyoruz ki bu yıllarca sürecek bir husumete yol açıyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir hocam? Bu kadar kavga olmasa zaten bu statlara, bu vatan evlatları dizilmez. Bu teröristlere de bir nevi adını aşık koyamıyorum edelim. Hocam. Aşık yani edelim. Gerçekten evet. benim çok muzdarip olduğum bir konu bu. Sizin bu konuyla alakalı görüşleriniz nedir hocam? Şimdi spor bir kere barış dili olmalı, kardeşlik dili olmalı, evrensel uzlaşı olmalı. Ama Türkiye'mize bakıyoruz. Mesela örnek vereyim. Şimdi askerimize silah sıkıyor. Terörist oluyor. Değil mi? Askerimizi evet. katlediyor, şehit ediyor, halkımızı öldürüyor, şehit ediyor. Peki bu finans ayağında mesela ülkemizde depremler yapıyorlar değil mi? Doları bir topluyorlar piyasadan. Hadi dolar uçuyor gidiyor. O sıkanla bu hareketi yapanlar arasında ben fark görmüyorum. O silah kullanarak terör hareketi yapıyor. Ülkemin canına evet. kastediyor, huzuruna kastediyor. İnsanımıza kastediyor. Bu finans olarak da ne yapıyor? Yine aynı şekilde ülkemizin refahına kastediyor. Şimdi gelelim sorunuza. Adam şimdi terörist, PKK'lı, evet. otobüsümüze molotof atıyor, evet. camlarını kırıyor. Evet. Futbol töreninde yıllardır yaşıyoruz. Camlarını kırıyorlar, polis otolarını hocam, yakıyorlar. Devlet mi oldu bunlar? Dün zannediyorum, evet. ben de görüntüleri derdim gördüm. Otobüslerin cam... Bu da işte, bu da futbol terörü. Adam palayla maça geliyor.
futbol terörü, bunlara benim şahsi fikrim bir kere en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam bu kadar vatan evladının şehit olmasına ben bu insanları da sorumlu tutuyorum. Bu olaylar gerçekleşmese o kadar vatan evladını oraya koyup... Evet. Yani buyurun. Şimdi tam oraya değineceğim. Mesela bu kadar taraftar geliyor oraya 40 evet. bin tane. Bir bakıyorsunuz 1500 tane polis. Bir o kadar özel güvenlik. Ya ne oluyor ya burada? Ya bir kere Mevlamızı daraltmış oluruz biz ya. Bu kadar maçın peşine güvenlik görevlisi evet. ayıracaksınız. Bu kadar emniyet güçleri ayıracaksınız. Bu bir kere Mevlamızı güceltir. İkinci konu. Türkiye'nin ciddi problemlerinden bir problem olan. Mesajlara hemen hemen her hafta geliyor. Bu evlilik programları var. Evet. Aileyi yıkıyor. Bir de bu spor programları var. Belden aşağı muhabbetler, olur olmaz hareketler, halkı, taraftarı geren programlar. Ya bunların, ya Türkiye'de işimiz çok diye düşünüyorum. Şimdi de yönetici hepsine boyutu var. Yöneticiler de bu işi çarak tutuyorlar. Evet. Yani yönlendirme açısından. Eyyam yaparak. Mesela dünkü olayla alakalı bir yönetici diyeyim. Aslında yönetici değil ama bir yöneticinin yaptığı bir açıklama. Ben diyor soyunma odasında diyor rahat edemiyorum. Etrafım polislerle kaynıyor. Peki o zaman adama demezler mi? Senin yaptığın kaotik ortamdan dolayı seni korumaya çalışıyorlar. Sen o agresif tavırları sergilemezsen biraz önce Uğur Bey'in dediği gibi ya bu bir spor müsabakasına evet. bu kadar polisin gitmesinin başka nasıl bir amacı olabilir? Seni korumak için gidiyorlar. Evet. Senin yaptığın agresiflerin karşılığını sana göstermemeleri için seni koruyorlar aslında. Bilakis, tabii ki. Bilakis yaptığı açıklamada bunu eleştiriyor. Evet. Yaptığı açıklamada da bunu eleştiriyor. Ben diyor soyunma odasında rahat değilim. Her tarafım polis kaynıyor. Yani tabii ifade geliyor burada ama tabii söyleyemiyoruz şu anda burada. Hani ne olduğunu. Senin yaptığının karşılığı işte o. Senin yaptığının karşılığı. Yöneticilerin yaptığı şey. Bazı yöneticilere bakıyorsun böyle. Böyle bir açıklamalar yapıyorlar ki taraftarı ciddi derecede yönlendiren açıklamalar yapılıyor. Bir yönetici şöyle bir tweet attı. Dünkü maçtan sonra bir görüntü, bir fotoğraf görüntüsü koyuyor. Şöyle bir şahsın bir futbolcunun çenesine, boğazına tuttuğu görüşü, fotoğrafı altına da yazmış. Bunun hesabı senden sorulacak diye şeklinde bir tweet atıyor. Şimdi bunu okuyan o takımın taraftarı bu sefer ne yapıyor? Karşı takım aleyhine çeşitli provokatif eylemlere hazır duruma geliyor. Biri hani öksürse hemen alıp balayı koşacak duruma getiriyor. Bu kadar geliyor. Zor mu yani bunları yasallaştırmak, kanunlaştırmak, bunlara ceza vermek? Bunların çok üstleri İngiltere'de vardı. Biz biliyoruz yani örneklerini. Evet. Ya spor kanunu bizde çıktı bu konuyla alakalı, cezalarla alakalı ama yani maalesef bir mesela bir konuya daha var. Değinmek istiyorum. Mesela dün olayı gelen maçta gördüğümüz kadarıyla yabancı bir sporcu, Türk bir sporcuyla önce yok, dalaşıyor. Yok, iki tane yabancı. İlkinde Türk bir futbolcuyla dalaşıyor. Akabinde iki tane yabancı. Bir de şu var. Bak şimdi biz burada gündem ve ekonomi programında neyi konuşuyoruz? Finans olarak millileşiyoruz. Değil mi? Milli eğitimde inşallah millileşeceğiz. Onları konuşuyoruz. Umutla bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Şimdi bu sporu yönetenler bu kadar paraya hükmediyorlar. Korkunç paraya hükmediyorlar. O zaman siz bu sporu da millileştirin ya. Bu Türk çocukları heba alıyorlar. Siz yabancılara daha şey böyle ağır bir tabir kullanacaktım ama kullanmayalım. TV'deyiz. Yabancılara dünya paralar veriyorsunuz ya. Adam neyse o konulara girmeyeyim ya. Evet. Ağır olacak. Hocam inşallah buradan devlet yetkililerine sesimizi duyururuz. Bir an önce inşallah bunların çözümünü bulurlar. Yani gerçekten bu bir kronik rahatsızlık gibi görüyorum. Ben inşallah düzelir yani. Çok da saçma geliyor bana. Mesela iki amcaoğlu gidiyorlar maça. Birisi işte X takım, öbürü X hocam, takım. Hocam 45 şehit verdik. Bu kadar kolay unutulmamalı hocam ya. Kesinlikle. Bu holiganların yüzünden o vatan evlatları orada duruyorlar. Bir nevi terör örgütüne. 15 Temmuz'u unuttuk. Evet. Ne çabuk unuttuk. Hani kardeşlikti vesaireydi yani. Uğur Bey'in dediği aslında yani çok önemli bir konu. Evet. Ya holiganlar yüzünden o sahalara o kadar polisler sevk ediliyor ve onların koordinesi sağlanmak adına
Ama maalesef ki ilk olay yapıldığı zaman gene direkt onlar muhatap oluyor. İşte biraz önce söyledim, açıklama yapıyor. Diyor ki ben soyunma odasında rahat değilim, her tarafım polis kaynıyor. Ya bire, yani söylemeyeyim şimdi şeyi. Senin yaptığın açıklamalar neticesinde o holiganların gaza gelip hani ülkeyi, ülkeye zarar vermek adına her türlü aklı, her aklına geleni yapmasınlar diye o polisler oraya gidiyor. Seni ve ülkesini korumak için. Sen düzgün insan gibi açıklamalar yapsan, holiganları gerecek, ortalığı gerecek ve holiganlara o gazı verecek açıklamalardan kendini sakınsan, sakındırsan, o kadar polis de oraya zaten sevk edilmeyecek. Selamünaleyküm hocam. Erbakan Hoca'nın kurduğu partinin devamı olan şimdiki Saadet Partisi'nin seçimlerinin referandumda hayır oyu vereceğini duydum. Seçmenlerine böyle bir yönlendirme içerisinde olduklarını biliyorum. Bununla ilgili görüş haklarında ne düşünüyorsunuz? Bunun açıklamalarını Recep Konuk Hocam ve Sayın Ahmet Özkan yaptılar. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum olacak. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerler için neden bu kadar peşlerine düşülüyor? Bizim elimizde o kadar FETÖ'nün askeri var zaten. Bizim elimizdekiler yeterli değil mi diyor i̇şte sevgili neden izleyicimiz. Düşüldüğünü biraz önce söyledik ya. O beraber biraz önce Recep Bey'in söylediği, Burhan Kuzu'nun attığı o tweetle ilgili. Oraya bir helikopter değil birkaç helikopterin gittiği ve o helikopterlerin kimleri taşıdığı, bunlar deşifre olmasını engellemek için onlar o asker o FETÖ'cüleri bize vermiyorlar. Biz de onları deşifre edebilmek için uluslararası alanda elimizde sağlam argümanlar, deliller olması için onları istiyoruz. Evet, karşılıklı böyle bir çatışma yaşanıyor. Ha işin nihayetinde verecekler mi diye soru varsa şayet, benim cevabım şimdiden hayır. Evet. Vermeyecekler. Hani 16 Temmuz'da da aynı cevabı verdik. Vermeyecekler, oyalayacaklar. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Vermeyecekler, oyalayacaklar. Çünkü verdikleri an kendi ayaklarına kurşun sıktılar demektir. Evet. Onun için kendi ayaklarına da kurşun sıkmayacaklarına göre vermeyecekler demektir. Ankara Gölbaşı Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler kendileri diktatördür. Başkanımıza evet demiş sevgili izleyicimiz. Hocam malum bu Elbap operasyonlarının sonuna geldiği söyleniyor. Hatta en son valisinin de öldürüldüğü. Bu Elbap'taki operasyonların bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir hocam? Şimdi bugün alınan haberlere göre elhamdülillah Elbap'ın 1 kilometre merkezine kadar yaklaşmış durumda TSK. Artık düştü düşecek ama DAEŞ terör örgütünün canlı bomba eylemlerini ülkemizde gerçekleştirdi birçok eylemi. Bölgede de gerçekleştirmeye devam ediyor. Elbap'ta çok gerçekleştiriyorlar. Yani bu canlı bomba ve bizim TSK'nın o insana bir şey olmasın. Sivil halka sivil bir şey hassasiyet. Sivil halka bir şey olmasın babında çok dikkatli ilerledi. Ama Allah'ın izniyle Elbap düştü düşecek. Yani Elbap'ı biz alacağız. Peki Elbap niye bu kadar önemli? Niye bu kadar DAEŞ direniyor? DAEŞ'i kaldırıyor. Niye ABD direniyor burada? Amerika Birleşik Devletleri niye direniyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı aylar önce söyledi. Bir buçuk önce. Elbap'ı aldığımız an yönümüzü Membiş'e çevireceğiz. Çünkü Membiş'te PYD terör örgütü ve Amerikan birlikleri orada konuşlanmış şekilde. Yani o Fırat'ın Elbap, batısı olayı var ya. Elbap adı üstünde kapı. O üçlü, o üçgenin tam ortasında bulunan bir kapı olduğu için her tarafa geçişin ortak noktası olduğu için orayı ele geçirdiğin zaman diğer yan unsurların bütün bağlantılarını kestiğinizden dolayı etkisini de azaltıyorsunuz. Dolayısıyla etkisi azalan bir yapıyı ortadan kaldırmak çok daha kolay ulaşacaktır. Selamünaleyküm hocam. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olabilmek için darbeyi bizzat kendini yaptırdı ve milletin gözünde kahraman olarak gözükerek bu durumdan faydalandı diye düşünenler var. Bu konudaki hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demişler. İlk zamanlar böyle düşünenler gerçekten vardı ama şu son zamanda bana bir kişi bile rastlamadı. Zaten o rastlayan da ya, gerçekten bir akıl akıl sağlığı raporu alması lazım. Yani bunu hala iddia eden biri varsa birçok akıl hastası gidip bir aklını bir kontrol etmek birlikte lazım. Gelinin, kızın, torunlarınla birlikte bir tatil ortamında ve canın pahasına bir yerlerden bir şekilde sevk edilmenin durumunda bu işi hani tabiri caizse planlayıcısı sensin, işi mizansen ve oynuyorsun konumuna getirmek
dediği gibi 150 küsur tane general kendini bu hale düşürür mü? Yani düşürür mü? 250 tane şehit verilir mi? Yani insan en azından kendini belki böyle bir ortama sokar ama çoluk çocuğunu, ailesini böyle bir ortama sokmaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Pilot'a soruyorsunuz. Sen kimsin? FETÖ'cü müsün, değil misin? Bana açıkça cevap ver. Kendiniz oraya bir koyun. Havadasınız. Nereye ineceğiniz veya inemeyeceğiniz veya inebilecek misiniz? Evet. Soru işareti. Bu ne? Mizansen. Yani insanın aklıyla dalga geçmeyin. Meclis, hocam şöyle bir sorum olacak. Meclis Başkanlık Divanı üyesi CHP'li Elif Doğan Türkmen'in malum divan üyeliğinden istifa etti. Sizce divan üyeliğinden istifa etmesi bu 1.2 milyon TL'lik fatura için yeterli mi? Bu Selin Sayık Böke hükümetin hep halk yararına faydalı açıklamalarını karşı hemen ters bir açıklama. Bu konuyla alakalı açıklama yaptığını siz duydunuz mu? Yok. Yapmadı değil mi? Bu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi yaptı. Şöyle açıklama yaptı. Bu harcamaya kanunsuz diyebilir misiniz? Tabii ki kanunsuz değil şeklinde bir açıklama yaptı. Evet. O zaman adama sormak lazım. Sen Cumhurbaşkanı olduğun zaman Cumhurbaşkanlarına veya Başbakanlara örtülü ödenek vardır. Ve orada sınır yoktur. Sen o zaman bu örtülü ödeneği sınırsız bir şekilde Türkiye'nin aleyhine kullanacak mısın? O da kanunsuz bir uygulama değil. Onu da aynı kılıfa sokabilirsiniz. İşte yani böyle bir hezeyan burada, içerisinde. Burada şu çıkıyor. Mesela bu hanımefendinin emrine böyle bir yetki verilmiş. O yetkiyi 2 trilyon olarak kullandı 1,5 ayda. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kasasından bu faturalar ödendi bugün. Bu hanımefendinin meclis divan kurulundan istifa etti. Evet, aslında bu hem partiden hem milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Bu yeterli bir hareket değil. Demek ki size bu kadar imkan veriliyor, bunu yapıyorsun. Devlet verilse ey CHP ne yaparsınız? Değil mi? Hocam, ey Selin Sayık Böke ne yaparsınız? Ya, yani başbakanların örtülü ödenekleri vardır. Ve kanun dairesi içerisindedir. Evet. Kanunsuz bir harcama değildir. Ona da mı mesela sen şimdi o başbakan olursan ülkeyi batıracak kadar bir harcamalar yapsan o da kanunsuz bir uygulama değil. Peki onu da aynı kılıfa mı sokacağız? Yani bugün senin savunduğun şekliyle. Demek ki o çıkıyor ortaya. Evet. Sırf bu yüzden bile evet dememiz gerekir. Trump neden PYD'ye ve YPG'ye destek vermiyor? Trump sizce diyor FETÖ'yü bize verecek mi? Trump'ın bu yaklaşımı siyasi bir olay mı diyor sevgili izleyicimiz? Trump vermez. Mesela Trump'ın bir açıklaması var. Sorularınızda da geçiyordu. Ne demişti? İran terörist başı. Bakın sevgili izleyiciler, bunların özelliği budur. Bir tane misal vereceğim. Özelliği anlayacak sevgili izleyiciler. Şimdi İran yıllardır İsrail'e söylemde bulunuyor değil mi? Ama gitti Suriye'de Ehl-i Sünnet'i katletti. Bunlar havlarken başkasına havlarlar ama ısıracağı insan başkası olur. Bak şimdi Trump İran'a havlıyor ama en büyük terörist devlet Türkiye'yi görüyor. Niye? Çünkü Müslümanların lideri ve tek savunucusu Türkiye. Söylemlere lütfen bakmasınlar sevgili izleyicilerimiz. O yüzden bu İran konusunda üstüne durmak istedim ve açtım. Hocam bu mesela Obama'nın verdiği destek aşikar ama Trump'ın takındığı tutum çok sert bir üslup mesela. Yani neredeyse... Ben hedef şaşırtma diye değerlendiriyorum. İran'ı en çok kollayacak yine Trump'tır. Çünkü Orta Doğu'da onların sigortasıdır İran. Kendi uşaklarıdır İsrail'in ve ABD'nin. O yüzden hiçbir şey yapmayacaklardır ama bütün kan akıtmayı Türkiye ve Ehl-i Sünnet'in üzerine Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi devam ettirecekler diye düşünüyorum. Evet, Sayın Özkan, bu malum HDP'li belediyelere kayyum atamasından sonra gözle görülür bölgede hem terörist açısından hem de hizmet açısından çok büyük gelişmeler var. Hatta bugün sosyal ve yazılı medyada yansıdı. Evlere kadar hizmet, temizliğe kadar gidiyorlar yani. Bölge halkının artık bu saatten sonra HDP'ye itibar edeceğini düşünüyor musunuz? Yani işin kronikleşmiş marjinal kesimi kesinlikle bağlı oldukları yapıdan ayrılacaklarına ben ihtimal dahi vermiyorum. Muhakkak ki aynı istikamette devam edecekler. Yani o Türkiye düşmanı PKK'la olan organik bağlarını devam ettireceklerini ben düşünüyorum. Ama ortada olan
safi vatandaş. Sadece bunlar gelse Türkiye için daha mı iyi olur, bölgemiz için ve bizim için daha mı iyi olur diye düşünüp ılımlı düşünen kesimin tamamına yakınının artık bundan sonra devlet için ve devletle beraber yürüyeceklerini ben düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bunun neticesinde de bölgede artık HDP'nin oyunun %5'leri, 6'ları ben geçeceğine artık ihtimal dahi vermiyorum. Ve bölgede devletin gücünü halka gösterdiği zaman sırf güçle beraber, güç değil, devletin iyi yanını, o Halim Selim yanını da halka, vatandaşa hissettirdiğin andan itibaren zaten vatandaş teröre meyletmeyecektir. Terör yandaşlarına da meyletmeyecektir. Dolayısıyla da devletinin yanında durmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Hocam süremiz doldu. Bitirmek üzere. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ben teşekkür ediyorum. Geceleri mübarek olsun. Allah razı olsun. Hocam katılımlarınız için, Sayın Özkan, katılımlarınız için, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir Gündem ve Ekonomi programının daha sonuna geldik. Çok değerli mesajlar aldık. Okuyamadıklarımız oldu. Kendilerinden özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.